Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Demokrasi ve İnsan Hakları dersimizin birinci ünitede yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Tüm sınıflarda seçmeli olarak okutulan dersimizin sorularını çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz boşluk doldurma sorusu. Devlet organlarının eylem ve işlemlerinde hukuka uygun davranması, eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulmasıdır. Biliyorsunuz demokrasilerde hukukun üstünlüğü dendiği zaman işte bu kavramlar açıklanır. Yani devlet organları herkes ne yapacak? Hukuka uygun davranacak. Bu kavram hukukun üstünlüğü kavramıyla doldurulacak boşluğumuz. İkincisi, meclisin bakanlar kurulunun aldığı kararları değiştirme ya da geçersiz sayma gibi yetkileri vardır. Nerede? Meclis hükümet sistemi olursa burada Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararları değiştirir ya da geçersiz sayabilir meclis hükümet sisteminde. Üçüncü boşluğumuz, seçme hakkının temelinde genel ve eşit oy ilkesi vardır. Buraya da eşit kelimesini getiriyoruz. Yani seçimlerde biliyorsunuz herkes eşit haklara sahiptir. Herkes oyunu kullanır, gizli kullanılır ve oylar açık sayılır. Türkiye'de uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili bakanlar meclis dışından da atanabilir. Başbakan atama yetkisi TBMM'dedir. Yürütmenin başı Cumhurbaşkanı yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, bakanlar biliyorsunuz meclis dışından atanmakta. Diyelim milletvekillerinden birisi bakan olmak isterse istifa etmekte. Başbakanlık diye bir kurum olmadığından dolayı ikinci maddemizi eliyoruz. Yürütmenin başı da Cumhurbaşkanıdır. Cevap Denizli. Demokratik devletlerde yasama, yürütme ve yargı görevleri birbirinden ayrılmasına kuvvetler ayrılığı denir. Yasama neydi? Kanun yapma. Yürütme o kanunları uygulama. Yargı ise o kanunları uygulayanları denetleme görevi biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırı bir durumdur? Yasama görevi için milletvekillerinin seçilmesi doğru. Yürütme yetkisinin meclis tarafından kullanılması sevgili arkadaşlar, meclis tarafından yasama yapılır. Tamam mı? Yürütme hükümet tarafından yerine getirilir. Bu yanlış. Başbakanın bakanları belirlemesi şayet başbakanlık sistemi varsa ya da cumhurbaşkanlığı sistemi varsa yine aynı madde doğru. Başbakanın cumhurbaşkanınca atanması, evet, mahkemelerin bağımsız kararlar vermesi, işte o da yargı görevidir. Bursa yanlış. Hiçbir ayrım olmaksızın herkesin kanun karşısında aynı haklara sahip olması demokrasinin eşitlik ilkesiyle açıklanan bir durumdur. Herkes kanunları önünde eşittir. Verilen bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesiyle açıklanamaz diye bir sorumuz var. Eğitimde kız ve erkek çocuklarının aynı haklara sahip olması nedir? Eşitlikle açıklanır. Seçimlerde herkesin bir oy hakkının olması, düşünsenize. Bir kişinin 10 tane oy hakkı olsa zengin birinin böyle olduğu zaman eşitlik olmaz. Vatandaşların eğitim düzeyine göre meslek sahibi olmasıysa bu nedir? Onların kriteridir. Yani bu eşitlik ilkesinin açıklanacak bir durum değil. Çünkü böyle bir şey olmaz zaten. Ancak diyelim bir yere işçi alınacak. Orada üniversite mezunları tercih edilebilir. Her vatandaşın bilgi edinme hakkına sahip olması yine eşitlikle ilgilidir. Herkesin dilekçe verme hakkının olması da yine eşitlikle ilgilidir. Vatandaş olabilmenin en önemli koşulu bireylerin haklarının ve sorumluluklarının farkında olabilmeleridir. Buna göre seçimlere katılmak, askerlik yapmak, vergi vermek, yasalara uymak, meslek sahibi olmak durumlarından hangisi hem vatandaşlık ödevi hem de siyasal bir hak niteliği taşır? Şimdi sevgili arkadaşlar, seçimlere katılmak vatandaşlık görevidir, tamam mı? Yani herkes gidip oyunu kullandığı zaman o ülkenin kimler tarafından yönetileceğinin seçilmesine katkıda bulunduğu zaman işte demokrasi tam işliyor demektir. Aynı zamanda bir insan seçimlerde oy kullanabildiği gibi seçimlerde aday da olabilir. Tamam mı? Bu nedir o zaman? Hem ödev hem de haktır birinci maddemiz. Ancak askerlik yapmak ödevdir, vergi vermek ödevdir, yasalara uymak ödevdir, meslek sahibi olmaksa bir nedir? Yine kişilerin hakkıdır. Dolayısıyla sadece bir diyoruz. Cevap Adana. Klasik sorularımız var. Onlarla devam edelim. Cumhuriyet ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Cumhuriyet milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu
tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Bu yönüyle bir zümrenin, bir ailenin ya da bir kişinin iktidar elinde tuttuğu oligarşi veya monarşi gibi sistemlerden ayrılır. Ülkemizde cumhuriyet rejimi kabul edilmiş demokratik bir devlettir. Hem cumhuriyette hem de demokraside halk egemenliği birinci koşuldur. Demokraside bütün yurttaşların devlet politikasını şekillendirmede, kendisini yönetecek idarecileri seçmede eşit hakka sahip olduğunu görürüz. Demokrasi, güçler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, laiklik, çoğulculuk, seçim ve insan haklarına dayalı olma gibi temel ilkeleri benimsemiş ve yaşama biçimi. Demokratik yönetimlerde bu ilkeler özgürlük, eşitlik, adalet, müsamaha ve farklılıklara saygı gibi bazı değerler doğrultusunda işlenmeye devam etmektedir. Dolayısıyla cumhuriyetle yönetilen devletler demokrasiyle taçlandırılır. Doğrudan demokrasi ile temsili demokrasi arasındaki farkları açıklayınız. Doğrudan demokrasi, kanunların bizzat halk tarafından yapılmasını ve kamu gücüne ilişkin kararların halk tarafından alınmasıdır. Halk alınan kararlarda geniş bir söz hakkına sahiptir. Bu sistemde yöneten yönetilen farklılığı da yoktur. Doğrudan demokrasi üstün bir niteliğe sahipmiş gibi görünse de halkın büyük çoğunluğunun görüşlerini dile getirmesi için yeterli zamanın tanınmayışı ve seçilmiş organlara geniş yetkilerin verilmesi sistemin zayıf yönleri. Temsili demokraside ise halk temsilcilerinin belirli sürelerde iktidarı kullanmaları amacıyla seçer. Böylelikle halk egemenlik hakkının temsilciler aracılığıyla uygular seçilenlere de milletvekili denir. Milletvekilleri parlamento ya da meclis diye adlandırılan yerde toplanır ve halk adına kararlar alır. Halk yetki verdiği temsilcilerini anayasada hükmü geçen ve belirli sürelerde yapılan seçimlerde değiştirme hakkına da sahiptir. Halk sadece seçimden seçime oy kullanarak değil, dilekçe ve bilgi edinme hakkı gibi yöntemlere de yönetimde yine söz sahibidir. İşte Türkiye'de uygulandığı gibi milletvekilleri seçilirler, 4 yıl beklenir. 4 yılın sonunda performansına göre vatandaş yeniden seçebilir ya da beğenmiyorsa onları dışarı kor, başka partileri, başka milletvekillerini seçip meclise gönderir. Buna işte temsili demokrasi deniliyor. Yarı başkanlık sistemi ile başkanlık sistemi arasındaki temel farkları açıklayınız. Başkanlık sisteminde halk başkanı doğrudan kendisi seçer. Meclis ya da senato üyelerini ise ayrıca seçer. Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme birbirinden bağımsızdır. Başkan hükümet üyelerini meclis dışından atar. Yarı başkanlık sisteminde ise bu sistemde cumhurbaşkanı yetkileri sembolik değildir. Yetki cumhurbaşkanı ile hükümet arasında paylaşılmıştır. Kabine parlament üyeleri arasından oluşturulmaktadır. Ve sevgili arkadaşlar, demokrasi ve insan hakları dersimizin birinci ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını tamamlamış olduk. Kanalımızda tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini, konu anlatımlarını, ünite değerlendirme sorularının cevaplarını ve sınavlara hazırlık çalışma sorularını bütün sınıflar düzeyinde ayrı ayrı oynatma listelerimizden bulup izleyebilirsiniz. Sizlerden de kanalımıza abone olmayı, videolarınızı beğenip arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.